Cenab-ı Peygamber buyuruyor bir hadiste ki en hayırsızlar namazdan çalanlardır diyor. En hayırsız insan namazdan nasıl çalınır? Gittin secdeye. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Sübhane Rabbiyel Âlâ. Allah'u Ekber. Çalıyorum şimdi. Sübhane Rabbiyel Âlâ. 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 Bitti. Allah'u Ekber. Rükûa gittin. Sübhane Rabbiyel Azîm. Sübhane Rabbiyel Azîm. Sübhane Rabbiyel Azîm. Bitti. Semi Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Bu namazdan çalma değil, asılma derler buna. Gangsterlik derler. Çalmanın da bir usulü var. Şimdi çocuk doğar, yürümeye başlar. İşte evde yürüyor, daha mektep çağı. O kendi kendine, ulan bir büyüsem de adam olsun. Dur, daha büyürse, hele bir evlensem, yuva kursam der. Meşte kaçınır, bilmem ne olur, memur olur falan, subay olur, emekli olur. Acaba ne zaman rahat edeceğim der kendi kendine. Bu zincirleme düşünceler, değil mi? Geçmiş günlere kadar bunu. Ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Üzerinden soğuk bir rüzgar eser. Her şeyin elden nasıl kaçtığını o zaman anlarsın. İşte en geç insanın anladığı hayat denilen muamma bu durum. Onun için gününüzü geçirmeyin. Efendim şunu yapayım da bunun üzerine şunu koyayım da ondan sonra bir... Yok oğlum. Yarın yaşayacağın nereden malum? Kim garanti etti seni? Kim garanti etti? Onun için bir an evvel aklımızı başımıza, şimdiye kadar da zaten aklımızı başımıza almadıysak şimdiden sonra bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Efendim ben şimdiye kadar delalette gezdim. Oğlum delalette nerede gezersen gez. Hazreti Ömer ne dedik? 40 küsur yaşındayken eşkıyaydı. Resulullah'ın nazarı akdesiyle karşı karşıya geldi. Muhterem oldu. Her gün bakın ha nazarı akdesi ilahi. Resulullah sakın terki edepten güyü mahbubu hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır. Her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddes ravzasına ilahi nazar ediyor. Sen selavat-ı şerife getirirsen sana da o nazar intikal eder. Ha secde. Ama namazdan çalma, hırsızlık etme, aşırma. Adam akıllı namaz. Buna devam eder. Abdesti gezer. Gece namazı kılar. Ayın 3 günü oruç tutarsan Allah bir sıfır korur. Ne? Koydu mu 30 günün oruç tutar. 30 günün oruç tutar. Her gece teheccüd namazına kalkarsan Kadir gecesini sen bulamazsın, o seni bulur. Kadir gecesini aramışlar, bulamamışlar. Kadir gecesi seni bulsun bari. 365 gün teheccüd namazına kalktı mı Kadir gecesi seni bulur. Artık o hesabına girer, senin haberin olmaz. Sen illa onu bulacaksın. Gece bulunmaz, gece seni bulur. İçini temizle, yalan söyleme. Haram yeme. Ondan sonra bu 40 güne devam ettikten sonra gel sana bir şey söyleyeceğim Kur'an. Onu oku, sahabe olursun. Sahabe, sahabe. Kur'an bu devirde sahabe olur ya. Sahabe de var bu devirde. Tabi'in de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyana girdi mi sahabe olur. Çünkü o rüyaya girdi mi hakiki Resulullah'ın mübarek yüzünü görmüşsün. Görmüş birisi mesela kimseye söylemeyeceğiz. Seni de birisi görürse o da haber. Sen sahabesin, o da habersiz tabi'in olur. Zaten tabi'inle sahabeler dünyada
Eksik olduğu zaman kıyamet kopar. Kadri kıymetinizi aziz Müslümanlar bilin. Kadri kıymetinizi bilin. Kadri kıymetinizi bilin. İçinizde olan, size şah damarınızdan daha yakın olan Cenab-ı Allah öyle zikrullahu ekber diyor ayeti kerimede. En büyük zikir Allah'ın zikridir. Onu bazıları öyle zikrullahu ekber, en büyük zikir Allah'ın zikridir. Gayet tabii. Allah'tan başka kimi zikredeceksin? Öyle zikrullahu ekber. Sana şah damarından daha yakın olan, seninle gören, seninle işiten, kalbinin çarpması esnasında kendi ismi şeyden Allah'la beraber zikretmeye başlarsın o zaman. Temizlersen kendini. Temizlersen kendini. Bak şu boş şerit. Doldurdu içini, şimdi lakır diyor orada. Sen de içindeki şeridi doldur oğlum. Şeridi doldur. Allah cümlemizi tuttuğumuz yoldan ayırmasın. Amin.